Efendim? Cema ile görüşebilir miyim? Benim, Cema. Cema. Cema, gerçekten sen misin? Goyko. Evet. Evet, benim. Goykom. Goykom. Sabahın köründe kim aradı böyle? Goyko. Saraybosna'dan. Aylardır büyükelçilik yoluyla bana ulaşmaya çalışıyormuş. Kuşatmayı anmak için tören düzenliyorlarmış. Gelmemi rica etti. Diego'nun birkaç fotoğrafı da olacakmış. Ofise gitmem lazım. Bir sürü iş birikti. Öylece bırakıp gidemem. Bilmiyorum. Tabii ki biliyorsun. Peki ya Pietro? Pietro hayatta gelmez. Onun için bir fırsat olurdu. Goyi koymuş. Demek hayatta. Hep hayattaydı. Anne. Gidelim anne, hadi. Güzelim benim. Yaşlandım artık. Aa, saçmalama ama. Demek rakçısın. Yedek elim. Beğendin mi? Hem de çok. Dondurma da var mı? Hmm. Evet, şu köşede var. Boşnakça'da dondurma nasıl deniyor? Sladuli, sladuli. Sladuli. Çikolata, vanilya. Sadece dondurma desem anlarlar mı? Tamam, anne biraz para verir misin? Şşş, bekle, bekle, bekle. Sen bırak. Sen bırak. Öpsene. Al, bunlar yeterli olur herhalde. Al, al. Ah, teşekkür ederim. Hemen geliyorum. O iyi bir çocuk. Hmm. Babasına çekmiş. Ara beni Cemma. İstediğin an. Oturarak uyuyorum çünkü... uzanınca kalbimi gözlerimde hissediyorum. El bombalar arasında koşmak, yıkıntılarda dolaşmaktan daha kolaydı. Cemma. Ben Goyko, rehberinim. Demek
Andriş üzerine bir araştırma yapıyorsun ha? Aa. Evet, tezim için. Ha. Kalacak doğru dürüst bir yerin var mı peki? Evet, bir misafirhanede kalıyorum. Güzel bir yer. Endişelenme. Çünkü Milaçka'da istersen köprü altlarında bile yatabilirsin. Kimse rahatsız etmez. Artık etrafta tek bir sarhoş ya da hırsıza bile rastlanmıyor. Komünist temizlik bunun adı. Tarihimize ilk kez kendimizi dünyaya açıyoruz. Rica tamam, ediyorum. Tamam. Lütfen. Olimpiyat oyunları başlamak üzere ve kar hala yağmadı. Bu yüzden canım biraz sıkın. Bak, buraya Andriç'i incelemek için geldim. Bu yüzden beni Bosna'da onun hayatıyla ilgili yerlere gezdirecek birine ihtiyacım var, tamam mı? Belki de doğru kişi değilsin. Bu ne alaka şimdi? Hı? Bir arabam var. Oh, oh. Sen ne yapıyorsun? Hayır hayır, hiç endişelenme. Alman malı bu. Montaj işlerini burada yaptırıyorlar. Bize güveniyorlar. Nedeni öğrenmek ister misin? Çünkü biz kusursuzuz. Tamam, belki de o kadar da kusursuz değiliz. Ama ucuzuzdur. İyi para veririm sana. O zaman gerçek bir sürtük olmalısın. Ne? Gerçek bir sürtük olmalısın dedim. Dur. Durdur şu arabayı. Bana ders mi vermeye çalışıyorsun şimdi? Nesin sen, İtalyanca profesörü mü? Şiir insan hayatını dinleyen bir sanattır. Lanet olası deli sürtük seni. Şiir. Şiir Tanrı'nın insana özlem duyan halidir. Bir şiiri tercüme etmek zor bir iştir. Üzerimde duyuyorum. Bir avuç dolusu dünyanın yıkılışını, mezarcılar küfredip tükürürken. Lütfen Cemma, arabaya bin. Benim arabam değil zaten, bir arkadaşımdan aldım. Paranın yarısını ona vereceğim. Lütfen bin, bu kadar yeter artık. Bize şans getirdin. Seni seviyorum İtalyan güzeli. O şiir neden bahsediyordu? Bir mezarcıdan. Şairin birini gömüyormuş. Mezarının başında küfredip sigara içiyor. Ve tükürüyor. Evet. Evet, tükürüyormuş. Bir şey anladım. Bu tür şeyler aynen yazıldığı gibi okunur. Ve kelimeler bir yanındakilere benzer. Örneğin dişil bir isim varsa diğer tüm kelimeler dişil olur. Epey ateşliyiz bu konuda, öyle değil mi? Evlendin mi? Evet. Nasıl biri, anlat bana. Çok şanslıydım. Monte Trebeviç'teki eve ne oldu? Duruyor mu? Mayınlarla kaplı ama. İstersen birlikte oraya çıkıp sonra da kendimizi patlatabiliriz. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Hadi ama buraya bakın. Sizi İtalyan arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Cemma, bu Zoran, pandomimcidir. Kafka diye de tanınır. Babası mahallemizin filozofudur. Lakabı Kant'tır. Bu Boyan, bizim muhteşem saksofoncumuz. Hadi buraya gel. Merhaba. Seni İtalyan arkadaşımla tanıştırayım. Bu da Diego, Amerikalı fotoğrafçı arkadaşımız. Diego gelsene. Hadi gel. Aa, bu Mlako. O gerçekten fevkalade bir heykeltıraş ve aramız en manyak olanı. Büyük aktris Ana, herkesin istediği ve pek çoklarının da elde ettiği kadın. Saçmalama. Hadi oradan. Bütün günümü karların içinde, üzerimden uçup giden kayakçıların gözlerime doldurdukları buz parçalarıyla uğraşarak geçirdim. Muhtemelen kör olacağım ki fotoğrafçı olduğum için bu hiç hoş olmayacak. Neden güneş gözlüğü takmadığını anlayamadım. Lanet olsun. Hayır, öylesi
üstünde kıyafetlerle sevişmek gibi olurdu. Seninle lens arasına hiçbir şey giremez. Pekala. Tanrım, kahkahaya bak. Görüştüğün biri var mı? Ben biriyle birlikteyim. Yıllardır beraberiz. Ya sen? Ben mi? Ben özgürüm! Özgürüm! Özgürüm. Her şeyi bırakıp benimle kaçsana. Nereye? Brezilya'ya. Kamor madenlerinde çalışan çocukları çekmeye. Yarın gidiyorum. Aslında buna çok seviniyordum. Ama şu an çok üzgünüm. Ben de yarın gidiyorum. Affedersiniz, bir numarayı hiç nerede? Odanın numarası 13. Anne. Anne. Alabilir miyim? Başına dikkat et. Kendimi takdim etmeme izin ver genç bayan. Ben abinim Goyko. Ayrıca yakın zamanda rahmetli olan babamızın hatırasını canlı tutmak üzere babanızla olacağım. Kıvallama. Annem bana iş verdiğin için sana teşekkür etmek istiyor. Aa, çok iyi. Bebeği tutmak ister misin diye soruyor. Ver ellerini, ver hadi. Çok tatlı. Ufacık değil mi? Oh, ay ay ay, çok tatlı bu. Çocuk istiyor musun? Ya sen? Tek istediğim bu. Hadi gel, gel. Evime hoş geldiniz. İtalyan prensesimiz burada uyuyabilir. Fotoğrafçı, sen de benim odamda uyuyacaksın. Merak etme, çarşaflar yeterince temiz. Ve ben de kanepede uyuyacağım. Ne oldu? Bizim şair uyuyakaldı. Peki, iyi geceler. Hayır, dur. Sana aşık oldum. Çıldırmışsın. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Peki. Kaç yaşındasın? 23. Tamam, yatağına git hadi. Güzel şiir Goyko, tebrik ederim. Yalnız bir şey. Şişt, hayır. Hayır.
Hayır, yeter. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır lütfen. Hayır. Hayır. Ah Tanrım. Artık benimsin. Teşekkür ederim. Yakınlarda annenle birlikte gittiğimiz bir kafe var. Bir karbonara yaparlar ki parmaklarını yersin. Hadi kaçalım buradan. Ben çok mutluyum baba. İkna oldum. Peki ya öteki ne olacak? Şu geceleri arayan Amerikalı. Başka kimse yok. O zaman karbonara da yok. Sizi kutlarım. Teşekkür ederim. Saçmalama. Delirdin mi? Sana hemen Roma'ya gelirim demiştim. Burada kalamazsın. Burası babamın evi. Daha yeni boşandım. Evet. Sorun değil yani. Başımın çaresine bakabilirim. Çoktan kalacak yer buldum. Merhaba. Armando. Diego. Yolculuk nasıl geçti Diego? Harikaydı. Gerçekten harikaydı. Tavsiyeni dinleyip bir yolu takip ettim. Aha, neydi? Aurelia, Aurelia. Aurelia, evet. Sana bir hediyem var. Bu benim çocukluğumdan kalma, bebekliğimden. Huzurlarınızda çocukluğum. Hey bak, hiç değişmemişim, hala oluyor. Popom hala aynı boyutta. Beni gördüğüne sevindin mi? Evet, belki, belki azıcık. Hey! Diego, bak kahve. Evet, evet, teşekkür ederim. Diego, sen fotoğrafçı mısın? Evet, ben fotoğrafçıyım. Ha, demek öyle. Yani düğünlerde ya da ne bileyim mi, reklamlarda falan mı çalışıyorsun yani? Su birikintilerinde. Su birikintileri mi? Evet. Çok ilginç değil mi? Armando, bu gece kızını yemeğe çıkarma şerefini bahşeder misin bana lütfen? Ha, elbette. Diego. Ha? Aşkım, buradayım. Buradayım. Gerçekten burada yaşamak istediğimi hayır, düşünüyorsun. Hayır, burası Brezilya'da tanıştığım bir arkadaşıma ait. Hadi. Bu taraftan. Hepsi senin için aşkım. Hadi.
Nasıl bir parfüm sıktın? Juniper ve duş jeli. Otur. Özür dilerim. Güzel gömleklerimi evde unuttum. Bunlar mezarlık mumu. Süpermarkette sadece bundan vardı. Bu fotoğrafları nerede çektin? Unuttun mu? Hayatını nasıl kazanacaksın peki? Eminim ki burada mezar taşları için güzel fotoğraflar isteyen yaşlı kadınlar vardır. O iş bizi uzun süre geçindiremez. Ama işte buradayız. Benimle her gün bir parti gibi geçecek bebeğim. Söz veriyorum. Nasıl hep bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok basit. Mutsuzluğa dayanamıyorum. Seni seviyorum Cemal. Goyko'nun evindeki o gece vardı ya. Evet. O gece hamile kaldı. Aman tanrım Cemal. Bana neden söylemedin bunu? Birkaç haftaya düşük yaptım. Henüz kalbi bile atmamıştı üstelik. Hiç canlanmadı. Kör bir göz gibi. Büyük annem de kördü. İlkokul öğretmeniymiş. Bir gün bisikletini sürerken dereye yuvarlanmış. Büyük babam onu sudan çıkarmış. Büyük annemden çok daha gençti. Ve hayatları boyunca bir daha ayrılmadılar. En garip aşk hikayeleri en iyi olanlardır. Burası. İşte tam bu nokta Cemma. Burası her şeyin geldiği yer, her şeyin ve her şeyin doğduğu yer. Kaderimiz bu Cemma. Hayatın nehri. Gerçeği bilmek ister misin? Sana benziyor, senin gibi yürüyor ve tıpkı senin gibi dengesiz. Sana ne kadar aşık olduğumu söylemiş miydim? Ah Tanrım, hayır, hiç söylemedim. Birbirinize o kadar aşıktınız ki. Bana öylesine aşıktın ki. Take and choose me.
Pietro, dikkat etsene. Bu Diego'nun mu? Güzelmiş. Harika bir CD kapağı gibi. Hayır, babanın olduğunu sanmıyorum. Babam mı? Ne saçma bir hikaye bu. Oğlunun ilk fotoğrafı. Sen çekemediğin için özür dilerim. Pietro. Onu çoktan sevdim bile. Diego, hiç paramız yok. Hayır, hayır, hayır. Bugün paramı aldım. Artık motosiklete binemezsin. Bir de Mozart dinlemen gerekiyor. Beethoven, Bach. Pink Floyd, yok, hayır. Pink Floyd olmaz. Artık bir annesin. Bir tapınaksın. Ben de keşişim. Önünde eğilirim. Hadi oğlum daha hızlı. Yeni hayatınıza başlama vakti geldi. Bedenine biraz daha iyi bakman gerekiyor. Artık içki yok. Sigara da yok. Tabii ot içmek de yok. Yapma. Ya, yeter. Seni faşist İtalyan. Kapa çeneni. Baban faşist. Seni cibriyetsiz Amerikalı. Git de zıkkım lan hadi. Faşist İtalyan. Git zıkkım lan hadi durma git. Lan, hadi. Nasıl oldu da o kadar savaşı kazanabildiniz ki? Hı. Lanet olsun. Lanet olsun. Gerçi Vietnam'da nasıl kepazli olduğunuzu bütün dünya gördü. Benim daha bir şey doğru söylüyor. Gerek yok ki. Açın her şey ortada. Sizden erkek de olmaz askerde. Embriyonuz çürümüş. Böyle durumlarda vücut embriyoyu dışarı atar. Şanslıymışsınız. Bu sayede ameliyata gerek kalmadı. Ne söyledi? Şanslıymışım. Demek ki Pietro olmayacakmış canım. Gelmeleri gereken çocuklar gelecekler. Göreceksin Cemma, gelecekler. Bak, burada biraz temiz hava alabilirsin. Bak burası bizim yatak odamız, çok güzel. Bir de harika bir karanlık oda. Belki de çocuk odası olur ha? Müzik odamız da olur. Belki dans salonumuz da. Tanrım ne kadar geniş. Bir harika, şu pencereye bak. Şuraya baksana. Kaydırmalı. Ah, tam arkanda da mutfak var. Yeni hayatımız başlıyor Cemal. Aşkım benim.
Buradayım, tamam mı? Seni seviyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Bizi ikimizi düşün, tamam mı? Seni seviyorum Cemal. Sen benim ışık saçan Cemal'sın. Küçük tomurcuğumsun. Aşkım. Bence bu sefer olacak. Olacak. Bunu hissediyorum. Günaydın Cemal. Endişelenme Cemal, tamam mı? Sakin ol. Ve güzel bir şeyler düşün. Denizi düşün mesela. Antes de morir me quiero. Echa mis versos del alma. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Lütfen kötü şeyler düşünmeyelim. Her şeyin iyi olacağını düşünelim. Hayır, hiç umut yok. Umudumuzu yitirmeyelim anne. Anne. Anne, evet. Umudumuzu yitirmeyelim. Umudumuzu yitirmeyelim. Özür dilerim aşkım. Çok geç kaldım. Trafik işte. Özür dilerim. Özür dilerim trafikten. Ha, tamam. Ne yazık ki yumurtalarınız canlı kalamıyor. Kısırlık oranınız %97 olarak tanımlandı ki biz buna tam kısırlık diyoruz. O %3'e ne deniyor? Mucize. Mucizeler gerçekten vardır. Sonuçta burası İtalya. Çocuğunuz olmadan da yaşayabilirsiniz Cemma. Evlat edinmek çok uzun bir süreç. Hem zihin hem de ruhunuzu yıpratacak bir şey. Bundan şüphe etmeyin. Psikoloğunuz olarak sorumluluğum sizi vazgeçirmektir. Çocuk sahibi olmak bir takıntı oldu. Her yerde hamile kadınlar görüyorum. Bir ordu gibi etrafımı kuşatmışlar. Gerçekten. Dürüst olmamı istiyor musun? İyi bir insan olduğumu kanıtlamak için gelmedim buraya. Buradayım çünkü korkuyorum. Sevdiğim adamı kaybetmek istemiyorum. Bizi kan bağıyla birbirimize bağlayacak bir çocuk vermek istiyorum ona. Gerçeğin tadı nasıl peki? Berbat. Daha iyi. Babam annemi dövdüğünde gidip dolaba saklanır. Kendime güzel bir şeyler düşün derdim. Sonra pantolonuma işerdim. Yine de annemin yüzünü yıkayıp yumurta kırmak için mutfağa gittiğini duyana dek çıkmazdım oradan. Sonra çıkıp ona her şeyin yolunda olduğunu göstermek ister gibi gülümserdim. Bir şey duymadım ki, yalnızca güzel şeyler gördüm. Babam öldüğünde konteyneri kaldırdıklarında görülen tek şey marmelada dönmüş karideslerin ortasında yüzen babamdı. İlk fotoğrafımı o zaman çektim. Sonra eroin kullanmaya başladım. Evet, o kötü şeyi kullandım. Eroin güzel bir şeydi. Bütün acıyı götürüyordu ama birdenbire futbol sahaları Maracana stadyumu kadar büyük ve pis kupam epey güzel bir şey gibi görünmeye başlıyordu. Sonra Cemal ile tanıştım. Hayatımda gerçekten güzel olan tek şeyle. Gözleri onunki gibi olsun isterdim. Boynu onunki gibi olan. Sence bir yerlerde böyle bir çocuk var mıdır? Polis negatif değerlendirmede bulundu. Eroin ve sabıka kayıtların ortaya çıkınca elimden hiçbir şey gelmedi. Başvurunuz reddedildi. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm.
Bunu sizden daha çok hak eden kimse yoktu. Şafak öncesi düzenlenen operasyonda birlikler bölgeye bir saldırı daha düzenledi. Patlamalar çok geçmeden uzaktan duyulmaya... Hey, nasılsın? Başlandı. İyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Bir Brunello di Montalcino olayı. Goiko, nasılsın canım? Sabina nasıl? Sabina iyi. Etrafta zıplayıp duruyor işte. Baksana, onu bir uçağa koyup bize gönder. Yok yok, sakin ol. Savaş yok burada. Saraybosna'ya kimse elini süremez. Fotoğrafları beğendin mi? Sen orada mıydın? Hep onunla mıydın? Hep değil. Ben neredeydim? Daha doğmamıştım. Korkmadın mı hiç? Neden korkacakmış? Hamileydin ya. Hamileyken savaştan korkmadın mı? Ayakkabılarım ıslanmış. Galiba üşüteceğim. Bacaklarınızı kaldırın, daha hızlı sallayın. Işıklar yanıp sönsün. Pekala, pozisyonu değiştirin. Öteki tarafa, çabuk. Tamam. Şimdi pozisyonu değiştiriyoruz. Daha önce çalıştığımız ikinci pozisyona geçiyoruz. Evet, işte böyle. Evet, çok iyi. Günün birinde sağlıklı yumurtalıkları olan birini bulacaksın. Genç ve sağlıklı birini. Ondan çocukların olacak. Ne diyorsun sen ha? Size küçük hediyeler getireceğim. Teyze olacağım. Işıklı ayakkabılar. Seni de affedeceğim. Çünkü seni çok önemsiyorum. Evet. Ben seni o kadar önemsemiyorum. Seni seviyorum. Çocuksuz yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ah, senin için söylemesi kolay. Hayır. Değil. Diego, kiminle ne zaman istersen çocuk sahibi olabilirsin. Tamam, bir kedi gibi kısırlaştıracağım kendimi. Zaten hayallerim artık ne işe yarayacak bilemiyorum. Bak, ben boşu boşuna para kazanmaktan bıktım. Kimseye bir faydam yok. Seni de mutlu edemiyorum zaten. Stilistle mi birliktesin? Belki de ayrılmalıyız. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatın ışık aracılığıyla konuştuğu doğru demek. Bunları kime götüreceğimizi biliyor musun? Pekala çocuklar. Burası radyo istasyonu. Gece şiir programı yapıyorum. Ah. Bugünlerde tavşanlar gibi sevişiyorum. Hey Kafka. Nasılsın? Diego. Tam sana göre bir şey var elimde. Merhaba ana. Burası komün evimiz. Anne, arkadaşlarıma ne pişirdin?
Ah, annem harika bir aşçıdır. Ah, artık elektriğimiz de var. Merhaba. 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 İşte bu. Harikasın bebeğim. Ah. Güzelim benim. Böylece seni bulabileceğiz tatlım. Karanlıkta bile. Hiç derslerine çalışmıyor. Varsa yoksa spor salonu. Yeni Nadia Comaneci olmanın peşinde. Müslümanların artık bu ülkede barınmaması gerektiğine dair söylediğim sözlerin hala arkasındayım. Hiçbir zaman pişman olacağım bir şey söylemedim. Ve her zaman da lanet olası herif. Her zaman onu duymak çünkü zorunda mıyım? Kapat şunu. Nasıl oluyor da herkes bunun gibi bir şerefsizden korkabiliyor? Şerefsizlerden korkmak gerekir. Restoranların menülerini, sokak isimlerini değiştirdi. Evet öyle. Yeldenseler bile bize yardımları dokundu sanıyorlar. Evet, propaganda işte. Önce propaganda gelir, sonra tarih. Ama köylünün birini Türk komşusunun boğazını kesmeye çalıştığına inandırmak başka bir şey. Ama burada hiç Türk yok ki. Çetnik de yok, usta. Evet, ben de bundan söz ediyorum. Burada hepimiz Saraybosnalıyız. Şairleriz, sanatçılarız, avukatlarız. Kendinize o sanat toplantısından, bu şiir dinletisine sürüklerken köylerde ve futbol sahalarında savaş başlıyor. Ama korkmuyorsunuz öyle mi? Hayır. Bir aradayız. Önemli olan da bu. Değil mi? Nasıl kokuyor? Süt. Ya da orman. İkisi de biyologtu. Adam profesör, kızsa asistanıydı. Odalarını kiraya veriyorlar. O Musevi, kız da Müslüman. Ama merak etmeyin, rahat edeceksiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Ayakkabılarınızı çıkarın. Tamam. Günaydın. Günaydın. Burada hiç yabancı gazeteniz var mı? Gazete mi? Evet. Evet, evet, evet. Teşekkür ederim. Size Le Monde, salut. Size de. Nasılsınız profesör? İyiyim evlat, iyiyim. Ne zaman bebeğiniz olacak? Hadi Yanki beceremiyor mu yoksa? Eğer yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Ben kısırım Goyko. Kısır. Güzelim benim. Biz şanssız bir nesiliz. Böyle ayakları olan bir çocuk isterdim. Onun önümüzde yürüdüğünü görmek. Ama düşürdüm. Neden sen de gelmiyorsun? Ondan hoşlanıyor musun? Hayır. Ben İtalyan kızlarından hoşlanırım. Aa. Gidelim Pietro, gidelim. Hadi. Git git hadi. Hadi gidelim, boş ver onu. Üçümüz çok eğleneceğiz, hadi. Kaydıraklara dikkat et. Dikkatli ol. Endişelenme, sen kendine dikkat et.
O kız kim? Kurt Cobain. Kurt Cobain mi? O da kimmiş öyle söylesene. Nirvana sever misin? Her gece karanlıkta onları dinliyorum. Beni alıp götürüyorlar. Peki tam olarak nereye götürüyorlar? Asla gidemeyeceğin bir yere. Geri zekalı. Defol git. Nirvana bir grup nihilist milyonerden başka bir şey değil. Aptal herif. Sus. Söylesene, ne yapmak istiyorsun Aska? Müzik yapmak. Nirvana'daki elemanlardan biri hırvat. O yapabildiyse ben de yapabilirim. Londra'ya gitmek istiyorum. Bu yüzden para gerekiyor. Goiko senin bir Roda'ya leylek aradığını söyledi. Alman markayla ödeme isterim. Sırf para için bunu yapabilir misin? Ne dememi istersin? Aşk için yaptığımı mı? Müslüman mısın? Bazen Kur'an okurum. Bu konuda Kur'an ne diyor peki? Karnını başka bir kadına kiralayabilir misin? Kur'an diğerlerine yardım etmemizi söyler. İhtiyacı olan bir kadına yardım etmek beni mutlu eder. Hepimiz bir şeyler vermek zorundayız. Yani düşünecek olursan bakire Meryem bile rahmini Tanrı'ya ödünç vermiştir. Aska bende pek bakire Meryem etkisi yaratmadı. Tanrı arada bir parmağını birine doğrultarak şöyle der. Sen benimle geliyorsun. Tanrı'ya olmaz diyemezsin. O bizim içlerimize kadar işler, ruhlarımızı açar. Kurt Cobain de Tanrı ile başa çıkabilmek için uyuşturucu alır. Bebeği almak istemeyeceğinden nasıl emin olabilirim peki? Çok kolay. Aileler midemi bulandırıyor. Uyuşturucu kullanıyor musun? Tahlil sonuçlarım. Hayır, AIDS değilim. Merhaba. Merhaba. Sevgilimle cinsel ilişkimiz yok. Her seferinde kasılıp kalıyorum. Kısacası imkansız yani. Anlayacağınız kramplar yüzünden. Suni döllenme mi diyorsunuz? Evet, adı her neyse. Rahminizi incelemek için bazı testler yapmamız gerekecek hanımefendi. Bu arada sizin eşinizin de... Doktor, özür dilerim. Ancak gitmek zorundayız. Herkes kaçıyor. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Ne alt ediyorsunuz siz ha? Korkaklar, vatan hainleri, lanet pislikler. Cehenneme kadar yolun var, pislikler. Çocuklar neler oluyor? Herkes nereye gidiyor? Defolun gidin buradan. Toz olun. Defolun gidin. Korkak herifler, gidin buradan. Evimde sıcak bir çikolata içmeye mi dersin? Ne diyorsun sen Aska? Çocuklar, ben sizi sonra ararım. Gidelim. İç. Teşekkür ederim büyük anne. İstersen doğal yoldan da yapabiliriz. Bilirsin. Seksle bir sıkıntım yok. Hmm.
İstersen sen de izleyebilirsin. Laboratuvar tavşanı gibi. Hey, bu kadar komik olan nedir? Ne oluyor? He? Ne? Hayır. Bunu hiç sanmıyorum. Something in the way. Bir daha gelmeyecek. Günaydın. Hatırlar mısınız bilmem ama savaştan önce kocamla buradaydık. O bir fotoğrafçıydı. Buraya çok fotoğrafçı geldi. Etrafa göz atabilir miyim? Elbette. Buyurun. Sen kimsin? Onur konuğu mu? Üzgünüm, geciktim. Protesto gösterileri yüzünden etraf çok kalabalıktı. Ah, Tanrım, umarım hala birkaç yumurtam kalmıştır. Kalıyor musun? Hayır. Tamam. Görüşürüz. İçeride yatıyorlar mı yani? Biz bir zambağa düşünüp onunla gözümüz kapalı sevişirken hayat dişsiz yaşlı bir fahişe gibi güler bize. Kokuyor muyum? Güzel kokuyorsun. Hadi ölmeden önce gidip sevişelim.
Biz ölmeyeceğiz Koyko. Evet. Evet, su parkındaydım. Annemi veriyorum. Yok, uyuyormuş. Ha. Evet evet, uyuyor. Tamam. Yarın konuşuruz. Görüşürüz baba. Burası neden morg gibi? Burası neden morg gibi diyorum? Ne yaptın? Çok yol yürüdüm. Yorulmuşum. Beni yalnız bırak. Bütün gün yalnızdın ya zaten anne. Bütün gün. Arkadaşlarım Sardunya'da denize girerken ben neredeyim? Bu pislik çukurunda. Beni getirdiğin bu lanet şehirde. Sürekli övüp durduğun şu şehrin haline bir bakar mısın lütfen? İki dakikanı ayırıp şu rezalet şehre bir bakar mısın? Şu şehre bir bak. Şu halime bak. Güneş kremi ver bana. Her yerim yanmış. Git kendin al o zaman. Ayaklarına ne oldu? Leş gibiler, şunlara bak. Canımı yakıyorsun Pietro. Neden babamla konuşmuyorsun? Cevap versene. Neden? Rahat bırak beni. Rahat kendini bırak. Ne sanıyorsun sen? Subay gazinosuna asla gitmiyorsun. Diğerlerinin eşleriyle oturmuyorsun. Bütün gün evde yatıp uyuyorsun. Yaptığın başka hiçbir şey yok. Aferin Gül. Babamdan her zaman utandın. Her zaman. Sen ne diyorsun? Sen buraya benim için değil, o salak Diego için geldin. Benim için değil, salak Diego için geldin. Neden bir kez olsun ona baba demeyi denemiyorsun? Kendine gel Cemma. Kendine gel çünkü sen bir hiçsin, anladın mı? Pietro! Tavukların hepsi ölmüş. Ne? Aska. Hiçbir şey olmadı. Üzgünüm. Üzgünüm. Buradan gitmemiz gerekiyor. Merhaba tatlım, hoş geldin. Hoş geldiniz. Saraybosna'dan yeni döndüler. Diego harika fotoğraflar çekti. Baksana, zeytinlerin içini boşaltmak için kullanılan bıçaklarla insanların gözünü oyduklarını okudum, bu doğru mu? You couldn't everything right here.
Aşkım. Nasılsın? Yoruldun mu? Nasıl gitti? Nasıldı? Orada kim vardı sanıyorsun? Bugün ne yaptığımı biliyor musun? Bütün günü bir kutu ton balığını fotoğraflayarak geçirdim. Kutu açıkken ve sonra da kapalıyken. Açık ve kapalı. Bin kez. Bin kez üst üste. Yani ton balığı için makyözleri bile vardı. Kadın onu soyunma odalarının arasında dolaştırıp durdu. Sanki manken var karşısında. Dünyanın çivisi çıkmış. Biz de onunla batıyoruz. Çok ama çok üzgünüm. Çok. Affedersin. Dede, savaşa mı gidiyorsun? Sen kendi işine bak, hadi. Günaydın Cemal. Nerede o? Baba! Bu pasaporttan nefret ediyorum. Neden Saraybosna'da dediklerinde utanıyorum? Yanlışlıkla diyorum. Yanlışlıkla.
Sevgili arkadaşım Zoran dünyanın en iyi tekerlekli sandalye pilotuydu. Ondan daha iyisi yoktu. Bugün babasını büyük caddedeki kavşakta bir gezintiye çıkardı. Babası ona hep derdi ki oğlum hadi yarışalım. O tepede saklanan pislik beni vurabilecek mi görelim. Zoran harika bir pandomimciydi. Ve vurulduğunda kendini bir sanatçı gibi hissetti. U2'ye, Levi's 501'e ve Kafka'ya bayılırdı. Huzur içinde yat dostum. Artık canlı çiçek bulunamadığından Markale'deki çiçekçi kağıttan çiçekler yapmaya başladı. Bak hayat ışığı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yememek teşekkür ederim. Kötü ama sigara içmemek tam bir suçtum. Nereden aklına geldi? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh, çok teşekkür ederim canım. Kaç ya da huzur içinde yat.
Bizi takip ettiğini biliyordum. Oradaydın, biliyordum. O gece seviştik. Ve sonrasında da... Onu seviyor musun? Nasıl sevmeyeyim? Ya beni? Yemek için teşekkür ederim ama gitmem lazım. Nereye? Üniversiteye gidiyorum. Artık üniversite falan yok. Biliyorum, yapabileceğim bir şey var mı diye bakmaya gidiyorum. Afiyet olsun, görüşürüz. Ile konuşmam lazım. Babanı ara. Elinden geldiğince para göndersin. Hey! Seninle konuşuyorum. Seninle konuşuyorum. Kendini ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun söyle. Ha? İşte. İsa geldi. İşte geldi, işte geldi, İsa geldi, geldi işte. Nereye böyle? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun dedim. Neden bana yiyecek bir şeyler getirmiyorsun? Yorgunum ve açım. Lanet olası pislik. Aşkım. Aşkım. Sen buna aşk mı diyorsun? Aşkım! Bir keskin nişancı onu almazsa... Bu lanet bebeği sana vereceğim.
Mezarlıklarla çevreli bu güzelim şehir hakkında ne düşünüyorsun Pietro? Satranç tahtalı meydan hiç fena değil. Satranç tahtalı meydan kafayı yemiş yaşlı gaziler içindir. Piazza Navona çok daha iyi. Evet, Piazza Navona. Şanslısın. İtalyansın çünkü. Hadi gidelim. Hadi. Şanslısın Pietro. Şanslısın. İki kişi daha mı gerekiyor? Hop. Eve dönmek istiyorum anne. Roma'ya. Hadi Francesco Totti. Topu bana at. Hadi. Hadi. Kap şunu. Ayağa kalk. Hadi, hadi. Hadi. Faul bu. Faul değil. Kalk ayağa. Faul değil diyorum. Kalk. Hadi düzgün oyna. Hadi. Hadi kalk. Hadi kalk dedim sana. Kalk ve düzgün oyna. Hadi kalk. Kalk dedim sana. Yeter. Küçük hanım yoruldular mı? Canını yakıyorsun. Oğlumun canını yakıyorsun. Aa. Vay canına. Tam bir İtalyan annesi. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bebek geliyor. Nefes al, nefes al, derin nefes al. Derin nefes al, nefes al, derin nefes al, nefes al. Bebek nikotin ve Saraybosna gibi kokacak. Derin nefes al, derin nefes al. Belgesi. Şu sıralar belgeleri kontrol etmek kimsenin umrunda değil.
Annesi sensin Cemma. Hanımefendi, yüzbaşı Roma'ya bırakılmak ister misiniz diye soruyor. Size bir sandviç ve içecek bir şeyler getirdim. Teşekkür ederim. Buyurun. Onu bana verin. Merak etmeyin. Ben tutarım. Tutabilirim, benim de yeğenlerim var. Çok güzel. Saraybosna'da mı doğurdunuz? Büyük cesaret doğrusu. Affedersiniz, bebeğin babası nerede? Pasaportunu kaybetti. Yüzbaşı. Ne var? Kaç ölçe koyacaktım, unuttum da. Talimatları oku, hepsi orada yazıyor. Her şeyi de sormayın. İsim nedir? Pietro. Hayır, sizinki. Cemma. Cemma. Tanrı sizi korusun Cemma. Bey, bebeğiniz çok güzel. Sizin gibi. Erkek çocuklar anneye çeker. Hepsini içti. Pietro. Ah!
Merhaba baba. Merhaba. Arayan adam beni onun babası sandı. Bir uçurumdan denize yuvarlanmış. Saraybosna'da deniz yok ki. Hadi oğlum, hadi. Biz gidiyoruz, hadi. Denize doğru gitmeyecek miydin? Pietro söylenip duruyor. Yemek çok kötü. Eve dönmek istiyor. Neredesin? Oteldeyim. Camdan dışarı bakıyorum. Heh. Ona söylemeli miyim? Annesi olmadığımı söylemeli miyim? Bundan kaçmayacağım ben. Ne çalalım anne? Nasıl? Nasıl mı? Ne çalalım? Bir şey çalmazsan bu orayı sevmediğin anlamına gelir. Bunu bilmiyor muydun? Bu saçmalığı da kimden duydun? Bir jandarma subayından. Babandan mı? Evet. Ya da şöyle sorayım. Neyi çalacağımı biliyor musun? Klasik. Ne kadar güzel olduğuna bir bak. Merhaba. Evet. Facebook adım burada yazılı. Oo, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ondan hoşlanıyorsun. Kimden? Ah. Kimden? Kimden mi? Kimden mi? Sana söylemiştim. İtalyan kızlarını gel, beğeniyorum ben. Gel buraya. Bana bir öpücük beni. Ver. Bak yapma. Gel buraya dedim. Şimdi, anneye bir öpücük ver hemen. Yapma, yapma. Çabuk, tamam. Gel buraya tamam, dedim. Tamam öptüm işte tamam. Dur anne dur. Gel. Ya yapma. Gel anneye öpücük. Tamam tamam anne hadi. Tamam. Çok güzelsin yapma. Ama. Ha. Her yerimi tırmaladım. Annem çamaşır asmak için çatıya çıkmış. Güneşli bir gündü. Birden sirenler çalmış. Ve Sevina diğerleriyle birlikte bodruma inmiş. Altıncı his falan olmalı. Ama aynı anda birbirlerini aramaya başlamışlar. Annem çamaşırları çatıda bırakıp merdivenlerden inmeye başlamış. Tam o sırada Sevina da ona bakmak için yukarı çıkıyormuş. Ve patlama ikisini birden vurmuş. Tam da birbirlerini buldukları anda. Rahim ve meyvesi. Sevina hemen ölmedi. Jimnastikçiydi. Olimpiyatlarda altın madalya almak istiyordu. Ona dünyanın en iyi protez bacaklarını alacağımı söyledim. Birileri
ayakkabısının tekini bulmuş. Hani şu ışıklı olanı. Kendimle dünyanın en aptalca bahsine girdim. Ayakkabı yanıp sönmeye devam ettikçe Sabine yaşayacaktı. Ve kaybettim. Bu savaştan kim bahsetmeli biliyor musun? Bir komedyen. Buster Keaton gibi biri. Kocanla mutlu musun? Evet. Ona duyduğum sevgi farklı. Ama mutluyum. Aşk insanın kapısını yalnız bir kez çalar. Deniz gibi dalgalıdır ama hep aynıdır. Bırak beni, yaşlandım artık. Gerek yok. Sen asla yaşlanmayacaksın. Zaman geçtikçe güzelleşiyorsun. Sen nasılsın? Karınla mutlu musun? Küçük bir kızımız var. Bir kültür derneğinin restoranını işletiyoruz. Hala şiir yazıyor musun? Bayanlar, arkadaşlarım İtalya'dan geldi. Onlara günaydın deyin. Günaydın. 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 Cemma. Ana. Ana. Cemma. Hayır. Dur bir dakika, yoksa siz... Şaka mı yapıyorsun? Hayatta bu öküzle evlenmezdim asla. Benimle evlendi. Miladio. Cemma, Cemma. Öyle oldu Cemma ama sonra boşandık. Evet, beni aldatıyordu. Sen beni aldatıyordun, yalancı. Ha, diyene bak. Manyağın biriydin Miladio. En manyağımız sen. Ah, listenin üstüne ben vardım ama Tanrı beni istemedi. O hala manyak Cemma. Onu bu yüzden terk ettim. Ah aşkım benim. Bu Sabine. Merhaba. Cemma, memnun oldum. Bu Pietro. Merhaba. Merhaba Pietro. Merhaba Sabine.
Merhaba Cemma. Aska. Affet beni. Hemen söylemek isterdim ama yapamadım. Ne oluyor? Şimdi her şeyi anladım. Bütün bu gezi tamamen kurmacadan ibaretti. Ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun? Onu görmek. Pencereden bak, hemen şurada. Kız kardeşiyle birlikte. Kapat çeneni. Ne istiyorsun, para mı? Tamam, veririm. Sorun değil, ömrüm boyunca para verdim zaten. Tanıştığım her mülteciye para verdim ben. Cüzdanımı çıkardım ve hep verdim. Bak, ben İtalyan vatandaşıyım. Pietro da öyle ve o benim oğlum. Bu evi şimdi terk ediyorum. Ve onu da beraberimde götürüyorum. Çünkü o benim oğlum. Duydun mu beni? O benim oğlum. Öldüğünü düşünmüştüm. Ya da çıldırıp bir yere kapatıldı. Ama işte buradasın. Genç ve güzelsin. Hala çocuk yapıyorsun. Hala Nirvana dinliyor musun? Kurt Cobain öldü. Sen neden ölmedin? Sana bir hikaye anlatayım. Bebek yapacak mıyız ha? Aşağıda börek pişiriyorlar. Git de biraz getir. Acıktım. Lütfen. Karım ve çocuğum var. Lütfen. Lütfen bunu yapmayın. Yalvarırım. Sakin ol. Gel buraya. Beni kapa. Sana çeneni kapa dedim. Bırakın. Sen buraya gel. Lanet olsun kadın. Sus sine. Sızlanma artık. Sus. Sana sus dedik değil mi? Sızlanmayı kes. Kes sesini. Please.
Kulak zarı zedelenmiş ve omzunda da kireçlenmiş bir kırık var. Ama önemli bir şeyi yok. O güçlü bir kadın. Yaralarının iyileşmesi biraz zaman alacak. 2 gün belki. İnsan olduğum için artık utanıyorum. Tanrı bizi affetmeyecek. Çocuklarımızı bir de. Nerede saklanıyordun? Beni karnımdan vurup yaptıkları pisliği öldürmeleri gerekirdi. Karıma bebeğin benden olduğunu söyleyeceğim. Onu görmen gerekmeyecek bile. Sonra da ne istersen yap. Buradan gidebilirsin. Tekrar müzik yapmaya başlayabilirsin. Hayır aşkım. Bir daha müzik yapmayacağım. Sen ve kaderin arasında minik bir bağ. Ve azıcık da cesaret. Ne yaptın? Bir gül. Göremiyorum. Dur bekle. Burası yaşamın kaynağı. Hazır mısın? Evet. Ben hazırım. Yaşamaya hazırım. Sen de question. To know where to begin. So I send a question in the wind. I'm giving an answer to a friend. Place your past into a book. But then everything you ever took, place your past into a book. Burn the pages, let them go. I'm tired to do well. And you're still
Al bakalım. Sence güzel kelime hangisi? Bence mi? Evet. Deniz. Sence? Özgürlük. Özgürlük mü? Evet. Oo. Müzisyen olmak ister miydin? Hayır. 7 yıldızlı bir otel inşa etmek istiyorum. Evet. Suitleri ve içinde kocaman bir golf sahası olan bir yer. Evet. Büyük, çok büyük. En büyük. Ama yine de filozof olacağım galiba. Evet. Daha kolay. Teşekkür ederim. Bana göre en güzel kelime teşekkür ederim. Anne. Anne.